Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Rusya için tepki çeken karar geldi. Anavatan Türkiye ile beraber Rusya arasındaki ticaret her geçen gün artarken Avrupa Birliği'nden tepki çeken bir karar geldi. Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye menşeli paslanma çelik ithaline 5 yıl boyunca gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye menşeli bazı ürünlere 5 yıl boyunca gümrük vergisi uygulanacağını bugün itibariyle duyurdu. İlgili bu duyuru Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmüş soruşturmadan hemen sonra geldi. Hatay'da üretim yapan MMK'nın ürünlerine %10.5, diğer Türkiye ürünlerine 2.4-11 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi yapılacak. MMK'nın Rusya devletindeki tesisleri içinse %36.6, anti-dumping vergisi kararı çıktı. Severstal ürünlerinde %31 gümrük vergisi uygulanacak. Komisyonun açıkladığı veriye göre Rusya devleti ile Türkiye menşeli paslanma çelik ürünlerinin Avrupa'nın toplam ithalatı içerisindeki payı son 5 yıl içerisinde 5 katın üzerinde bir artış gönderdi. Rusya Demir Çelik Devi ile beraber Atakaş şirketi arasında ortak yatırımla beraber kurulmuş, ancak Rusya şirketi daha sonra bütün hisseleri devralmıştı. Kıymetli izleyenler, gördüğünüz gibi Avrupa Birliği hem Türkiye'den vazgeçemiyor hem de Türkiye'nin yaptığı hamleyle beraber resmen çılgına dönüyor ve gizli bir şekilde yaptırım kararlarını artırıyor. Ancak şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki anavatan Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı başından bu yana bütün dünyayı savaşın eşiğinden kurtarmış, bütün dünya halkı Türkiye sayesinde derin bir nefes almıştı. Ancak görüyorsunuz ki tahıl ihracatı başarıyla sonuçlanmış, şimdi tekrardan anavatan Türkiye hedef alınmaya başlandı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.